Değerli Ulusal Kanal izleyicileri, Trabzon'dan tekrar merhaba. Evet, koronavirüs ama etkileri. Dünya da bunu tartışıyor, Türkiye de bunu tartışıyor. Muhalefette, iktidarda. Ekonomik kriz. Vatan Partisi Genel Başkanı geçtiğimiz günlerde çok önemli bir saptama yaptı. Dedi ki, ekonomik kriz vardı, balon gibi şişmişti. Koronavirüs geldi, o balona iğneyi soktu ve gerçek ortaya çıktı. Evet, Trabzon'dan Mehmet Cirav'la beraberiz. Mehmet Cirav 20 yıl Trabzon Ticaret Borsası Başkanlığı yaptı. Şimdi de Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Sektör Başkanlığı yapıyor. Ve iş adamlığına, iş insanlığına devam ediyor. Programımıza hoş geldiniz Mehmet Bey. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Evet Mehmet Bey, açıklamalarda da dinlediğiniz gibi Türkiye'de bu koronavirüs öncesi ve sonrası yaşanan ekonomik krizler. Nasıl değerlendiriyorsunuz bunu? Aslında yeni hükümet kurulduktan sonra gelişen ekonomik bir kriz vardı biliyorsunuz. Evet. Bu kriz bir nebze bastırılmıştı. Bir düzene girmişti ya da girme evresindeydi. Daha sonra bu kriz, bu virüs olayı meydana çıktı biliyorsunuz. Bundan tabii ki bütün sektörler etkilendi. Evet. İhracatçılar etkilendi, hizmet sektörü ciddi şekilde etkilendi. Gelişmekte olan ülkeler tabii çok dezavantajlı burada. Bunlardan bir tanesi de bizim ülkemiz tabii ki. Fakat bu krizin aşılması için hükümetin ciddi bir gayreti ve çabası var bu süreçte. Bunu gözlüyoruz. Mesela işte ihracatçılara stok bildirimlerine göre bir finansman sağlanıyor. Diğer çalışanlar için ayrı bir kısa çalışma süresiyle ilgili bir ödenek yapacak. Herkes müracaat etti. Tabii ki Türkiye'nin bütçesinin mahdut olduğunu, bugün gelişmiş ülkeler gibi olmadığını ama buna rağmen bir gayretin olduğunu gözlüyoruz biz iş hayatı içerisinde. Peki başkanım, şöyle bir durum da var. Yani az önce de söylediğimiz gibi o ekonomik kriz koronavirüsle patladı ama o özellikle 80'li yıllardan günümüze kadar geldiğimiz süreçte şöyleydi. Kitleri özelleştirelim, tarımı yok edelim. İşte buğdayı Çin'den, Hindistan'dan, samanı Bulgaristan'dan ithal edelim. Fındığı serbest bırakalım. Yani şimdi, borsayı... Buyurun. İlyas Bey, aslında tespitleriniz doğru. Ben şahsen özelleştirmeye çok karşı değilim. Ancak ülkenin önemli kurumları ve kuruluşları vardır. Bunların devletin elinde olmasında çok fayda vardır. Bir örnek vermek gerekirse, bu hükümet iktidara geldiği 2000'li yıllarda hatırlarsınız. Evet. Devletin 3 tane kamu bankası var. Bunların da özelleştirilmesi ve satılması gündemdeydi hatırlarsanız. Evet. Çok şükür ki olmamış, iyi ki olmamış. İyi ki olmamış, bunu, doğru. İyi ki olmamış. Çünkü bu geçtiğimiz birkaç yıl içerisinde yaşanan ekonomik krizin bu bankalar vasıtasıyla aşıldığını ve hala piyasayı bu bankaların fonladığını görüyoruz. Çok haklısınız. Her şeyi ithal eder duruma geldik. Yani bilhassa yeni hükümet, yani bu başkanlık sistemine geçildikten sonraki hükümetlerde ki ekonomik politikalar dışarıdan parayı al, her şeyi dışarıdan ithal et, buğdayı, arpayı, az önce söylediğiniz gibi mercimeği, kalebodru, inşaatın birçok ufak tefek girdilerini, aklınıza ne geliyorsa tekstili, ayakkabıyı, her şeyi ve Türkiye çok zengin değil ama en lüks araçların satıldığı ülke oldu. Ve evet. Bunlar hazır parayı elin finans sektörü verdiği zaman onu senin elinden bir şekilde almasını bilir. Biz aslında bu 15 yılı aşağı yukarı böyle geçirdik.
Türkiye'de. Çok sıcak para geldi. Bu paralar Türkiye'de düşünebiliyor musun? Dövizle birçok şey alınır, satılır vaziyete geldi. Yani dolarla. Halbuki biz bu ülkede yaşıyoruz. Bizim paramız var. Bizim paramızla işlem görülmesi gerekir. Şimdi çok şükür, yalnız şunu kabul ediyorum ve çok doğru biliyorum. Bugünkü ekonomik model ve anlayış, bugün son 1,5 yıldan beri Sayın Berat Albayrak'ın ekonomik model ve yapılanmasının bu ithalat şeysini kısıtlamış vaziyettedir ve doğru bir yola evrilme aşamasındadır. Ben çünkü şöyle bir şey düşünün, siz bir şey üretiyorsunuz, herhangi bir şey üretiyorsunuz Türkiye'de ama bunun muadili Almanya'da daha ucuz veyahut da aynı fiyata. Bu doğru bir şey değil. Bu doğru bir şey değil. Sana dövizi verdiği zaman onu senin elinden bir şekilde alıyor. Ve gelinen nokta felaket. Şimdilik son bir yıldan beri bilhassa bu değişen ekonomik model Türkiye'de daha milli, daha yerli bir modele evrilmiş vaziyettedir. Şimdilik biz birçok şeyi artık aslında üretebilecek potansiyeldeyiz. Ve son bir yıldır da bu hızlı bir şekilde artıyor. Ben fındık sektöründeyim ama ben mobilya sektöründe arkadaşlarımız var, biliyorum. Biz diyor birçok şeyi dışarıdan alıyorduk. İşte mobilyanın ayağını, bacağını, çilitini, şusunu, busunu. Şimdi almıyoruz. Niye almıyorsunuz? Çok pahalı. Şimdi Türkiye'de gerçek kur politikası uygulanmadı. Yani TL'nin işte değer kaybı %10 iken dövizin değer kaybı yok. Döviz daha aşağıda. Yani dövizden her şeyi almak daha cazip hale geldi. Bunu sistemli olarak yaptılar aslında. Şimdi mesela AK Parti'den ayrılan bir başka bakanlık yapmış. 10 sene 15 sene bakanlık yapmış ekonomi bakanı. Biz diyor para buluruz diyor. Yani hiç kimse size bedava para vermez. 1 lira verirse 2 lira alır. Sonunda 3 liralık dolar 7 lira olur. Bu doğru bir şey değildi. Şimdilik yapılanların doğru olduğunu düşünüyorum. Şimdilik tarıma da çok ciddi destek veriyorlar. Ben fındık sektöründeyim. Biz geçmiş yıllarda toprak mahsulleri ofisi vasıtasıyla fındık, devlet şu kadar fındık alsın, kalanını şu kadar daha pahalıya satalım diye birçok raporlarımız vardı. Fakat yapamazdık. Yani bir yerde tıkanırdı. Şimdi bunlar çok rahat yapılıyor son 1-2 yıldan beri. Bakınız mesela bu yıl devlet 200 milyon dolarlık fındık aldı. Ben dolar üzerinden konuşayım çünkü ihracat ürünü. 200 milyon dolarlık fındık aldı. 200 milyon dolarlık fındık aldığı için muhtemelen Türkiye'nin döviz girdisi fındıkta 3 milyar dolar olacak. Ve 200 milyon dolarlık aldığı fındıktan da yaklaşık 300 milyon lira para kazandı Toprak Mahsulleri Ofisi. Güzel bir şey, doğru bir şey. Bu dolayısıyla üreticinin kazanımıdır. Yani dolayısıyla üreticinin kazanımıdır. Bunu şimdi bütün tarım ürünlerine şamil yapıyorlar. Tarımı çok ciddi destekliyorlar, desteklemeye gayret ediyorlar. Yani şu andaki ekonomik modelin geçmişe göre çok daha iyi yolda olduğunu düşünüyorum ben. Şu mu başkanım, biraz önce de siz de söylediniz. Daha önce bu hükümette bakanlık yapan, ismini de verelim, Ali Babacan. Evet. Açıkçası çıktı, evet. Dedi ki işte parayı ben bulurum, borcu ben bulurum falan. O sistem biterken, tekrar onu dayatmak çok doğru bir çözüm değil diyorsunuz. Kesinlikle değil. Buna bu milletin prim vermemesi gerekir. Yani siz belli bir zaman refah içerisinde yaşayabilirsiniz ama hiçbir şeyiniz olmaz. Her şeyi dışarıdan alırsınız. Bir gün paranız biter, vermezler size para. Artık hiçbir şey alamaz vaziyete gelirsiniz. Çok şükür yani şu bu son 1-1,5 yıldan beri Sayın Berat Albayrak'ın ve hükümetin uygulamış olduğu daha yerli, daha milli ekonomi politikayı ben destekliyorum. Mesela geçen Sağlık Bakanlığı'na sordular yapılacak olan hastaneleri kim işletecek filan. Dedi işte devlet biz işleteceğiz dediler. Yani bir dönüşümün olduğunu görüyorum. Devletin önemli kurumlarda
olması gerektiğini düşünüyorum. İlyas Bey, eğer şu kriz ortamında şu devlet bankaları da elimizden çıkmış olsaydı inanın Türkiye felakete gitmişti. Bütün iş hayatı batmıştı. Bütün iş hayatı batmıştı. Yani iyi ki bunlar özelleştirmemiş, iyi ki bunlar satılmamış. Yani bu çok büyük bir felaket olurdu. Çok büyük. Buradan şu çıkıyor Mehmet Bey. Diyorsunuz ki para almakla bu işler çözülmüyor. Çünkü kesin. para alan emir alıyor. Mustafa aynen Kemal öyle. Atatürk'ün bir sözü aynen vardır. Parayı alırsanız emir alırsınız. Bugüne kadar paraları aldık ama evet. O kitler elimizden çıktı. Hastaneler elimizden çıkıyordu. Siz de şimdi söylüyorsunuz Allah'tan şu üç banka elimizden çıkmadı. Çıkmadı evet. Başkanım, Türkiye bir süreçten geçti. Bir deneme süreci mi diyelim? Ya da o Avrupa'nın Atlantik'in bize dayattığı serbest piyasa ekonomisi evet. falan. Ha, Türkiye'nin bir gerçeği de vardı. Yani o Mustafa Kemal dönemi, sizin de vurguladığınız gibi milli ekonomi, milli devlet. Evet. Bunu nasıl gerçekleştireceğiz? Yani nasıl gerçekleştireceğiz? Devletin dün yapmış olduğu, az önce söyledik, dün yapmış olduğu hataları bugün yapmaması gerekir artık. Devletin mutlaka kritik yerlerde olması gerekir. Sağlığın başında olması gerekir. Sanayinin, paranın başında olması gerekir. Yani para, bugün Türkiye'deki bankalara bakınız. Hepsi yabancıların. Hepsi yabancıların. Yani birkaç tane yerli bankamız var. Hepsi yabancıların. Para başkasının elinde olduğu zaman dünyadaki olabilecek bir krizden size bunun yansıması çok daha şey olur, fazlasıyla olur. Dolayısıyla bugünkü ekonomik model çok üretime dayalı, gerek tarımda gerek sanayide. Bakınız sizin bugün mesela biz dışarıdan da şey alıyoruz, işte fabrikalara lazerler, makineler vesaireler alıyoruz. Dışarıdan ithal ettiğiniz zaman İlyas Bey, burada üretilen muadili makinenin bir kat daha pahalı fiyatı. Aynı işi görüyor. Bizim bunları, bu zimmen teşviktir aslında. Yani şimdi teşvik falan diyoruz ama yani sen eğer paranın değerini olmadığı şekilde yükseltirsen, elin yabancısının istediği şekilde eğer yaparsan, az önce dedin ya parayı veren emir de verir. Onun dediği ölçüde yaparsan sen buradaki makineyi almazsın. Gider oradakini alırsın. En lüks arabayı alırsın. Türkiye bu kadar zengin mi? Bir arabanın değeri 3 milyon, 5 milyonluk araba herkes kullanmaya başladı. Ben biliyorum mesela geçmiş yıllarda örneğin 90'lı yıllarda işte Range Rover bir marka verelim. Trabzon'da bir kişi de vardı, iki kişi de. Şimdi herkes de var. Herkes bu doğru var. Bir şey, doğru bir şey değil. Biz bunu üretmiyoruz. Üretmiş olsak eyvallah. Üretmiyoruz. Niye? Bir bol para var. O parayı adam sana vermiş. Onu bir şekilde alacak senden. Sen üretime üretime ihtiyacın yok ama şimdi her şey üretilme aşamasına gelmiştir. Ben bir musibet bin nesahatte evladı derler. Çok doğru. Bu şimdi biraz öyle oldu. Yani 3 liralık dolar 7 lira olunca herkesin aklı biraz başına geldi diye düşünüyorum ben. Başkanım, az önce Türk lirası ve dolardan bahsettiniz. Şimdi bizim bir merkez bankamız var. Hani söyleniyor ya merkez bankası bağımsız olsun bilmem ne. O zaman merkez bankası bağımsız olduğu zaman kimin eline düşüyor? Gidiyor. IMF'nin Avrupa'nın eline düşüyor. Doğru değil mi? Avrupa'nın eline düşüyor. Evet. O zaman yani Sayın Cumhurbaşkanı tabii bundan önceki süreçleri hatırlarsınız, bilirsiniz. Merkez Bankası Başkanı, işte o günkü ekonomiden sorumlu bakan vesaire bunlarla defalarca çatıştığını, hatta bunlara bazen de bağırdığını, kızdığını da işte kamuoyunda böyle yansımalar olmuştu. Ve bu dönemde onların kalıntılarını da oralardan attılar. Bazıları kızdı. Merkez Bankası Başkanı işte görevden aldı. Çok doğru bir şey yaptı. Bakanlıklarda birçok yenilikler yaptılar. Olmaz böyle bir şey. Yani böyle bir şey. Bağımsız. Ne demek bağımsız? Yani bağımsız, nereye bağımlısın o zaman? Bir yere bağımlısın. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde bağımsız
Merkez Bankası. Böyle bir şey olmaz. Böyle bir şey olmaz. Onun için şimdi taşlar yerine oturduğunu ben düşünüyorum. Daha milli bir ekonomi modelinin geliştiğini düşünüyorum ben. Şimdi başkanım. Yani bu inşallah bu sürdürülebilir olur. Evet. Mehmet Bey, evet milli dedik, üretim dedik. Cumhurbaşkanı da bunu geçenki konuşmasında söyledi. O tekalifi milliye dedi. Yani bir savaş sürecine girdik. Burada tekalifi milliye kanunlarını hatırlayalım, uygulayacağız falan dedik ama işin özünde de geliyor, ekonomiye tekrar dayanıyor, tarıma dayanıyor. Şimdi bir baktığımız zaman tarıma belli yerlerde destekler falan var ama bu destekler doğru yere gidiyor mu? Siz işin içerisindesiniz. Şimdi bu desteklerin bir kısmını doğru bulmuyorum. Bu sizin vesilenizle ben geçmişte geçmiş hükümet döneminde daha doğrusu Tarım Bakanı'yla Sayın Mehdi Eker'le bu konuyu konuşma fırsatım oldu. Fakat bir türlü kabul ettiremedik. Bizim kendi şeyimizden bir kere tarıma üretime destek verilmesi gerekir. Boş arazilere desteğin derhal kaldırılması gerekir. Bakınız, Türkiye'de fındık üretim potansiyeli aşağı yukarı 1 milyon tonun üstündedir. Fakat 1 milyon tonun üstündedir, belki 1,5 milyon. Fakat ne yazık ki Türkiye'de üretilen fındık olduğu zaman 800 bin ton, olmadığı zaman da 500-600 bin ton. Bu evet. Sadece dönüm başına, şu başına, bu başına verilip üretimi bir nevi teşvik etmeme politikasının ürünü bunlar. Kardeşim üret, fazla olsun, fazla mal göz çıkartmaz. Eğer çok da fazla gelirse bir sürü Afrika'da fakir ülke var, dağıtsın oraya bu ülkenin hayrı hasanatına. Bu buğdayda da böyle oldu. Diğerinde, şimdi çayda mesela bunu yapmıyorlar. Çayda işte küle başına bir prim veriyorlar. Bunu bütün ürünlere şamil yapması gerekiyor. Çünkü üretim böyle desteklenir. Sen şu kadar ton buğday sattın, satışından dolayı şu kadar prim vereceğim, seni destekleyeceğim. Şu kadar fındık sattın, şu kadar bilmem mercimek sattın veyahut da şu kadar süt sattın filan. Bu dönüm başına olan şeylerin derhal kaldırılması lazım. Yani bu olmazsa olmazdır. Ve mutlaka kooperatif veya bir başka şekilde toprak mahsulleri olur, kooperatifler olur. Üreticinin her zaman desteklenmesi lazım. Tarımdan illa da kar edeceksin diye bir şey yok. Bak bir ufak iki gün yasak oldu, yasak olacak işte. Sonra ekmek kalmadı şeylerde. Sadece bir yani açlık çok önemli bir şeydir. Evet. Yani benzin olmasa da olur ama enerji ve gıda olmadığı zaman felaket olur. Onun için biz ondan şanslıyız. Türkiye olarak, ülke olarak şanslıyız. İnşallah bu yeni modelde ben tarımda da takip ediyorum. İşte hazine arazilerinin tekrar şeye açılması falan. Tarıma ciddi destek veriyoruz. Ziraat Bankası veriyor. Onu takip ediyoruz. Ben iyi bir yolda olduğunu düşünüyorum halihazırda. Türkiye yeni bir rotaya mı? Yani o Cumhuriyet Devrimi rotasına mı giriyor? Kesinlikle doğrudur. O rotaya, Cumhuriyet Devrimi rotasına girmiştir. Sayın Bakan Berat Albayrak da bunu iyi getirdiğini ben düşünüyorum. Yani bu işten çok kafa yorduklarını düşünüyorum. Yani mutlaka bizim her şeyi çok üretmemiz gerekir. Çok çok üretmemiz gerekir. Böyle az değil, çok üretmemiz gerekir. Bu minfal üzere hareket ettiklerini düşünüyorum. Takip ettiğim kadarıyla. Peki başkanım, çözüm önerileri yani somut şu olmalı. Az önce söylediniz, dediniz ki tarımdaki destek şu şekilde olmalı. Şimdi bu koronavirüs nedeniyle işsizlik artıyor. Makinalar durmaya başladı. Evet. Ekmek tezgahlarımız durmaya başladı. Buralarda somut şimdi Tayyip Erdoğan Somut öneri şu, bu süreçte bütün iş hayatını, hizmet sektörünü desteklemesi gerekiyor hükümetin. Burada bütçenin işte %3 açık vermiş, çok önemli değil, %10 açık versin ama bu hayatı çevrilebilir şekle getirsin. Yarın kazanıldığı zaman her şekilde devlet vergi koyar, vergi alır, bunu sübvanse absorbe edebilir, alabilir bu şeyi.
kaybettiğini, öyle diyelim. Devletin bütçesini her zaman Evet. düzeltme imkanı olabilir. Ama bu iş hayatı battığı zaman bu birçok sıkıntıyı beşinden getirir. Onun için ben yeni modelin, tekrar söylüyorum, iyi olduğunu düşünüyorum. Mutlaka bu Kerem, bu ülkede dövizle ne bir çırağı olması gerekir. Ya siz bugün Almanya'ya gitseniz, bir Avrupa ülkesine gitseniz, elinizde dolar olsa bozdurmak için çağrı ararsınız. Çağrı ararsınız yani. Çok doğru. İyi, iyi bakmazlar sana. Yani elinde dolarla gidip bir yerden bir şey alsanız alamazsınız hatta. Çok doğru. Bu ne ya? Bu ne rezilliktir ya? Bizim paramız var. Bizim milli paramız var. Dolar kime lazım? Bir ihracatçıya lazım. İhracatçıya da lazım değil. Bir ithalatçıya lazım. Başka kimseye lazım değil. Biz ihraç ediyoruz, döviz getiriyoruz. Veyahut da ihracatçının döviz kredisi kullanma şeyi. Ya adam araba alacak dövizden, ev alacak dövizden, bilmem ne alacak. Ya böyle bir şey olabilir mi? Bunları CS'e kaldırdılar yani. Geçmişte çok büyük eksikler vardı bu sahada. Nilas Bey, evet. Çok. Çok büyük eksikler vardı. Başkanım, ben, program... Buyurun, buyurun. Yani işin bu safahatını düzeltirsek şayet birçok şey yoluna girmiş olur diye düşünüyorum zaman içerisinde. Programımızı şöyle kapatalım mı başkanım? Dolar yasaklansın, Türk lirası tekrar değer kazansın. Yani belki şey olarak yasaklanması ayrı bir sıkıntı yaratabilir ama dolarla herhangi bir şeyi, bir çıralama, bir bilmem ne, bunların artık olmaması lazım. Ve herkesin, ya bu ülkede yaşıyoruz, adam işte şusunu alıyor, gidip dövize yatırıyor. Bu olmaz, böyle bir şey olmaz. Bu anlayışın bir şekilde kırılması lazım. Son sözlerinizi alacağım ve programımızı sona erdireceğiz. Yani yeniden milli ekonomiye dönüş olduğunu ben düşünüyorum. Ve bunun ülkemiz için hayırlı olduğunu düşünüyorum. Sayın Doğu Perinçek'i de bazen takip ediyorum televizyonlara çıktığı zaman, zevkle dinliyorum. Hep milli vurgusu yapıyor, doğru vurgular yapıyor. Yani biz yeteriz, biz çok iyi bir ülkeyiz. Çok önemli bir yerde bir ülkeyiz. Her yönüyle, tarımda, şurada... Her yönünde biz bunu iyi yönetmemiz ve yönlendirmemiz gerekir. Bizim kimseye aslında ihtiyacımız yok. Bizim üretmeye ihtiyacımız var. Her ne kadar çok üretirsek o kadar çok ucuza da satmış oluruz. Yani o kadar da çok kalkınırız diyoruz. Kalkınırız tabii. Evet. Evet değerli izleyiciler, programımız burada sona eriyor. Sayın Mehmet Cirava, iş insanı Mehmet Cirava verdiği bilgilerden dolayı teşekkür ediyoruz. Gelecek programda bir başka konuk ve bir başka konuyla görüşmek dileğiyle diyoruz. Hoşça kalın. Çok teşekkür. Sağ olun.